Bodrum'da Toprağın Mirası isimli seramik sergisinde 19 öğrencinin 60 eseri Bodrum Kalesi'nde sanatseverlerle buluştu. Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde seramik eğitmeni Çimen Akat eşliğinde çalışmalarını sürdüren kursiyerler eserlerini görücüye çıkardı. Kale içerisindeki Haluk Elbe Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı. Sergiyi ziyaret edenler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayri Karagöl ve Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hande Savaş da vardı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayri Karagöl, Kent Haber'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün Yalıkavak'taki seramik atölyelerindeki ürettiğimiz ürünleri sergiliyoruz. Bu yılki temamız Toprağın Mirası 3. Ana çalışmalar ise Bodrum amforalarını kapsayan bir çalışma. Burada Çimen Akat hocamız ve değerli kursiyerlerinin ürünlerini görüyoruz. Seramik eğitmeni Çimen Akatsa sergide 19 öğrencinin 60 eserinin bulunduğunun bilgisini vererek şöyle dedi. Buradaki amacımız ise amforaların güzelliğini ve zarafetini gözler önüne sermek amacıyla düzenlendi. Her bir parça hem sanatsal hem tarihin önemini vurgulamak hem de onları modernize etmek amacımız. Bizler de bir sonraki nesillere taşımak istiyoruz. Bunu amaçladık sergimizde. 8 aylık bir çalışmayla bu hale geldi. Şimdi de seyircilere tabii ki de özverili çalışmaları olmasa bu sergiyi mümkün değil çıkartamazdık. Sergi 2 Haziran tarihine kadar açık kalacak. Çok seviyorum. Yani. Tacı abartalım dedik. Benim ürünüm. Evet, hep beraber tamam. Ben kesin. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Evet, teşekkür ederim.